DEM Parti'nin Kobani kumpas davası olarak tanımladığı, bizim ise 6-7-8 Ekim olayları dosyası olarak değerlendirdiğimiz süreçle ilgili vermiş olduğu önergeye dair grubum adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sürecin iyi anlaşılabilmesi için geçmişe kısa da olsa göz atmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. 2010'lu yılların başında AK Parti açılım adı altında bir süreç başlattı. Hepimizin yüreğini burkan o çadır mahkemeleri kuruldu ve terör örgütü PKK'ya operasyon yapılmaması talimatları verildi. Bir süre sonra yine barış süreci adı altında yeni gelişmeler yaşandı. Oslo görüşmeleri yapıldı ve akil denilen adamlar sahne aldı. Daha sonra emperyal güçlerin kurgusu bir diğer terör örgütü IŞİD devreye sokuldu. Ayn el Arab bölgesindeki Suriye vatandaşı yaklaşık 100 bin Kürt bu örgütün tehdidine maruz kaldı ve Türkiye'den yardım istendi. Ardından sınır kapılarımız açıldı. Hepimizin bildiği gibi bir 29 Ekim günü peşmergelerin geçişine izin verildi. İşte bu süreç Suriye'nin kuzeyinde YPG-PYD terör yapılanmasının şekillenmesine ve bölgeyi hakimiyeti altına almasına yol açtı. Gelelim 6 Ekim 2014'e. HDP yönetimi bir bildiri yayınlayarak sınırımızın ötesinde yaşanan gelişmelerle ilgili topyekün bir protesto çağrısında bulundu. Ve bu çağrının arkasında açık bir şekilde bebek katili terörist APO ve terör örgütü PKK vardı. İşte bu çağrıyla birlikte 35 il, 96 ilçe, 131 yerleşim bölgesinde yollar kesildi, barikatlar kuruldu, kamu kurumları hedef alındı. Çok sayıda insan yaralandı ve hayatını kaybetti. Sürece mala zarar verme, adam alıkoyma, hırsızlık, yağma, iş yerlerine saldırı ve Atatürk'e saldırı gibi eylemler de eklenince büyük bir infial ve milli güvenlik sorunu ortaya çıktı. Bu yönüyle bu kalkışmanın ve ortaya çıkan milli güvenlik tehdidinin ele alındığı dava siyasi bir dava değil, bir hukuk davasıdır. Gelelim sürecin siyasi boyutuna ve iktidara sorulması gereken sorulara. İddianame neden 6 yıl sonra hazırlandı ve dava neden 7 yıl sonra açıldı? 6-7-8 Ekim olaylarından sadece 4 ay sonra Dolmabahçe'de neler görüşüldü? Zamanın başbakanının talimatıyla yapılan bu görüşmelerde söz konusu davada yargılanan baş şüphelilerle bir pazarlık mı yapıldı? Ve bu kişilerin bu davadan beraat etmelerinin siyasi bir boyutu var mı? 6-7-8 Ekim olayları ile Dolmabahçe görüşmeleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 6-7-8 Ekim olayları ve Dolmabahçe görüşmeleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iç güvenlik paketi neden geri çekildi? İşte tüm bunlar bütün ayrıntılarıyla gün yüzüne çıkmadan süreci anlamamız mümkün değil. Bir kumpas davasında ömür boyu ağır hapisle ve ek olarak 15 yıl ağır hapisle yargılanan biri olarak bu davada kararın hakkaniyetli bir şekilde verilmiş olmasını bütün yüreğimle talep ediyorum. Varsa bir hata, istinaf ve yargıtay aşamasında bunların düzeltilmesi gereğini de hassasiyetle takip edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Genel kurulunuzu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Koçyiğit, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle tabii az önce Gelecek Partisi'nden, Saadet Gelecek'ten İsa Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz AKP iktidarının sokaktan korktuğunu biliyoruz aslında. Halkın sokağa çıkmasından korktuğunu çok iyi biliyoruz. Ama evet, ama muhalefet bundan neden korkuyor? Gerçekten bunu anlamış değiliz. Bütün gelişmiş demokrasiler aynı zamanda gösteri ve toplantı hakkının tanındığı ülkelerdir. Bugün şunu hep beraber herhalde alkışlıyoruz, değil midir? Amerika'daki üniversitelerin Filistin'e yönelik desteklerini, Filistinli öğrencilerin üniversite kampüslerinde kurdukları çadırları, yaptıkları eylemleri. Şimdi mesele Amerika'da olunca bu bir hak, güzel, iyi, hoş. Orada Filistinler söz konusu olunca alkış tutuyoruz. Ama mesele Türkiye'ye gelince, söz konusu Kürtlerin yaşam hakkı olunca, güvenliği olunca ve Kürtler ve Demokratlar, devrimciler sokağa çıkınca bu bir kalkışma, bu bir isyan, bu şu de.
teröre kıskacını alınarak ifade ediliyor. Hani bunu iktidardan gördük, anlıyoruz ama adına muhalefet partisi diyen bir partinin böyle ifade etmiş olmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. İkincisi, Sayın Çömez'e açık ve net söyleyeyim. Bu davada öncelikle İYİ Parti olarak bence karar versinler. Siyasi dava mı, hukuki dava mı? Çünkü kendi işlerinde de çıkan hatiplerinin birçoğunun siyasi dava olduğunu dinledik bu kürsüde. Çok açık ve net söyleyelim, bu bir siyasi dava. Açılma tarihinden tutalım yürütülme şekline kadar, siyasi iktidarın verdiği talimatlardan tutalım da bütün usul hukukunun uygulanmamış olmasına kadar dünya kadar şeyi 3 gündür, aylardır, yıllardır burada anlatıyoruz. Ama anlattıklarımızın hepsine ön yargılarla ve özellikle de kim söylüyor üzerinden bakan anlayışı da kabul etmediğimizi ifade ediyorum. İnsanlar sokağa çıktılar ama sokağı terörize eden insanlar değildi. Sokağı terörize eden paramiliter güçler. Teşekkür. Evet, buyurun tamamlayın. Kolluk güçleriydi. İlk ateşi açan, burada söyledim, bin defa daha söyleyeceğim. İlk ölümlü olay Varto'da oldu. Sivil bir insan öldürüldü. Ateşli silahla öldürüldü. Kolluk güçleri tarafından öldürüldü. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Niye bunlara dair tek bir söz söylemiyorsunuz? Niye terörle mücadelenin dosya içerisinde unuttuğu evrağa bir söz söylemiyorsunuz? Niye bütün bu davanın açılma süreciyle HDP'nin kapatılması arasında kurulan paralelliği görmezden geliyorsunuz? Niye siz kendiniz için hukuk istiyorsunuz? AİHM'in, büyük dairenin aldığı Demirtaş kararı var. Ona uymayan bir Türkiye gerçeği var. Buna dair niye söz söylemiyorsunuz? Kalkıp yok efendim şöyle olmuş böyle olmuş. Soruyorum. 15 Temmuz'da sokağa çağrı yapıldı. Boğaz'da askerlerin kafası kesildi. Bundan sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? 253 insan yaşamını yitirdi. Bundan sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? Demek ki günü geldiğinde sokağa çıkılır. Sayın Çömez buyurun. Tabii. Sayın Koç Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum konuşmamın tamamını dinlememiş. Çünkü çok net bir şekilde bu davanın bir hukuk davası olduğunu ifade ettim. Ancak sürecin içerisinde bazı siyasi sorunların ve sorumlulukların olduğuna da vurgu yaptım. Eğer 35 ilde, 96 ilçede, 131 yerleşim bölgesinde yollar kesildiyse, barikatlar kurulduysa, kamu kurumları açıkça hedef alındıysa, çok sayıda insan yaralandıysa, hayatını kaybettiyse, canım bu dava bir siyasi davadır diyemezsiniz. Elbette bu davanın arkasında açıklanması, müsaade ederseniz tamamlayayım. Elbette bu davanın arkasında açıklanması gereken soru işaretleri var. Onları da açık yüreklilikle sordum ve ilgilileri, muhatapları buna cevap verir. Bu ülkede adaletin ve hukukun tesis edilmesi konusunda son derece hassas olduğumuzu herkes bilir. Bundan sonra da bu hassasiyetimiz devam edecektir. Yargı sürecini takip edeceğiz. Buyurun. Bu süreçte bir haksızlık varsa gerekenin yapılması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ama şunu bir kere daha açık yüreklilikle söylüyorum. Bu ülkede PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, PKK ile arasında bir mesafe koyamayanlar, bir ayağı Kandil'de, bir ayağı Brüksel'de siyaset yapmaya çalışanlar bize demokrasi dersi vermesinler. Sayın Şahin. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Şimdi değerli grup başkan vekili, iktidarı anlıyoruz da muhalefet neden eleştiriyor gibi garip bir şey söyledi. Değerli grup başkan vekili, evet muhalefet iktidarı eleştirir ama muhalefet muhalefeti de eleştirir. Muhalefetin bir yanlışı varsa, muhalefetin sorumsuz bir siyaseti varsa bir muhalefet partisinin diğer muhalefet partisi eleştirmesi de son derece meşrudur. Şimdi gelelim eleştirilere. Sokak çağrımızdan neden rahatsız olunuyor dendi. Sokak çağrısının her zaman meşru olmaz. Bir de garip bir şekilde 15 Temmuz'a atıfta bulundu. 15 Temmuz'da da insanlar sokağa çağrıldı. Evet, 15 Temmuz'da insanlar sokağa çağrılmıştır ama bir terör örgütüne karşı sokağa çağrılmıştır. Bu ülkenin seçilmiş iktidarını korumak için, bu ülkenin devletini, rejimini korumak için sokağa çağrılmıştır. İkisi farklı şeydir. Şimdi geliyorum. Şimdi 15 Temmuz'dan farkı şudur. Bakın, Kobani'de Bir dakika. Ya laf atmayın. Grup başkan vekili takip ediyor. Buyurun.
Kobani olaylarında sokağa çağrılmasının 15 Temmuz'dan farkı şudur. Kobani olaylarında ilk sokak çağrısını bir terör örgütü PKK yapmıştır. Metropolleri işgal etmeye çağırmıştır halkı. Ondan sonra da sorumsuz bir siyaset ortaya konmuş ve vatandaş sokağa çağrılmıştır. Bakın, vatandaşı mitinge çağırabilirsiniz. Ancak böyle bir kriz ortamında sokağa çağıramazsınız. Bizim korkumuz sokaklara çıkılmasında değildir. Bizim korkumuz kamu düzeninin bozulmasındadır. Bizim korkumuz sokakların yakılıp yıkılmasında 54 vatandaşımızın kaybedilmesindedir. Mesele budur. Yoksa kimsenin sokağa çıkmasından, kimsenin siyasetinden de korkumuz yoktur. Ben oradan demokratik siyaset çağrısı yaptım. İsterdim ki bu çağrıma bir cevap verilsin. Ben isim vermeden bu çağrıyı yaptım ama şimdi DEM grubuna yapıyorum. Buyurun şu kürsüden çıkın, PKK bir terör örgütüdür deyin, PKK'yı kınayın, 85 milyon birlikte kucaklaşalım. Hodri meydan. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkan, çok değerli... Buyurun, buyurun Sayın Zengin. Grup Başkan Vekili söz istedi, konuşmasını yapamıyor Sayın Milletvekili. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, DEM Grup Başkan Vekili değerli arkadaşımız içinde AK Parti geçmeden yani muhalefete bir söz söylemekten bile imtina ediyor. Yani önce bize muhakkak bir şey, arkasından muhalefetteki diğer arkadaşlarımıza bir cevap. Ben tabii genel kurulun çok alışkın olmadığı bir şey yaparak hem İyi Parti'ye hem de Saadet Partisi'ne şu an yaptıkları konuşmalar için teşekkür ediyorum. Bizim bu hafta günlerdir söylediğimiz şeyi teyit etmiş oldular. Burada bu nokta üzerinde hemfikir olduğumuz için Türkiye adına mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şimdi Filistin örneği verildi. Doğrusu Filistin bu konuda en son örnek verilebilecek bir konudur. Yani hiçbir zaman örnek bile olamaz. Yani Filistin'de İsrail karşısında İsrail'in Filistin'de yaptıklarıyla siz bu konuyu nasıl yan yana kullanabiliyorsunuz? Hiç alakası olmayan bir mevzudan bahsediyorsunuz. Sokaklardan korkmak diyorsunuz. Biz sokaklarda hukuka uygun eylemler, itirazlar yaparak buraya gelmiş insanlarız. Pek çok milletvekili arkadaşımız da böyle. Bizim söylediğimiz şey sokakları terörize etmektir. Bak diyorsunuz, ifade ediyorsunuz ki paramiliterler vardı, onlar bunları yaptı. Yani bence çok ayıp ediyorsunuz yani. Bütün hepsini arka arkaya sıraladığımız zaman bu yapılanlarda, bu çağrıda PKK'nın öncülüğü var. Maalesef o dönemki HDP'nin de bu öncülüğün arkasından gidişi var. Eğer siz o zaman gerçekten demokratik siyasetin arkasında dursaydınız belki bunlara engel olabilirdiniz. Ama hala bugün burada bunları savunmaya ve tam tersine suçu başka yerlere atmaya devam ediyorsunuz. Ümit ediyorum bir gün makule, Türkiye'nin gerçeklerine orta bir yola geleceksiniz. Teşekkür ederim. Bir sataşmaya fırsat vermeden buyurun. Sayın Başkan, ama imkansız. Görüyorsunuz. Yani iktidarla hizalanan muhalefet, Kürt karşıtlığında birleşen bir meclis. Aritmetiği bir dinleyin. Şimdi Sayın Başkan, birincisi ilk çağrıyı PKK yapmadı. İlk çağrıyı kim yaptı biliyor musunuz? BM yaptı ilk çağrıyı. İlk çağrıyı aydınlar yaptı. Gazeteciler yaptı, sanatçılar yaptı. İlk çağrıyı dünya yaptı, dünya. Hani şimdi ilk çağrıyı PKK yaptı diye burada olaylar ters yüz edilmeye çalışılıyor, o. İkincisi, tabii biz Gelecek Partisi'nin üzerine alınmasını gayet iyi anlıyoruz. Çünkü kendi genel başkanları dönemin başbakanıydı. Ve yine 7 Haziran 1 Kasım tarihleri arasında Sayın Davutoğlu şöyle bir söz kurdu. Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan yüzüne çıkar dendi. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bizim şimdi Sayın Başkan, şimdi biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Büyük bir manipülasyon, büyük bir çarpıtma var. Her sıkıştıklarında da aynı meseleye geliyor. Terörü şunu kınayın, bunu kırayın ezberine geliyor. Çok açık ve net söyleyelim. Biz Kobani için yaptığımız çağrı barışçıl gösteri hakkıdır. Bizim çağrımızı manipüle etmesine, çarpıtılmasına
karşıyız. Bu doğru değil Sayın Başkan. İnsanların sokağa çıkması haktır. Olan olaylar bizim sorumluluğumuzda değildir. Hiçbir ölümden dolayı tek bir partilimiz, yereldeki tek tek bütün ölümlerdeki yargılamalara tek bir partilimizle illiyet bağı kurulmamıştır. O anlamıyla bu meselenin siyasi bir yönü vardır ve o da siyaseti dizayn etmektir, demokratik siyaseti tasfiye etmektir. Kürt halkının... Veriyorum. Şimdi anlamadım. Şimdi biz demokratik siyaset yapıyoruz Özlem Hanım. Demokratik siyaset yapmasak burada olmazdık. Demokratik siyasete inanmasak burada olmazdık. Demokratik siyasete inanmasak depten bugüne bizi bu meclisten atmaya çalışan bir anlayış var. Depten bugüne milletvekillerimizi hukuk önünde siyaseten yargılayıp mahkum etmeye çalışan, halkımızın siyasal temsilini engellemeye çalışan bir anlayış var. Orhan Doğanlar bu kürsülerde konuşuldu, konuştular, girip 10 yıl ceza aldılar. Onun için hiç kimse bizim demokratik siyaset mücadelemizi ve samimiyetimizi sorgulayamaz. Hodri meydan, böyle bir şey yok. Sayın Şahin. Başkanın adını zikretti efendim. Samimi olacaksınız, samimi. Samimi değil. Şimdi başkanım. Başkanım. Hiç alakası yok. Samimi olacaksınız. Samimi olacaksınız. Ya mesaj da başlamayacak. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Gülizar Hanım konuşmasına girerken amaçları, dertleri Kürt karşıtlığı dedi. Bir kere amacımız Kürt karşıtlığı değildir. Kürtlerin temsilcisi de sadece siz değilsinizdir. Burada her milletvekiline Kürt kardeşlerimiz vardır. Artık bu siyasetten vazgeçin. Derdimiz Kürt karşıtlığı değildir. Derdimiz terör örgütü karşıtlığıdır. PKK karşıtlığıdır. Sizin şu kürsüden kınayamadığınız eli kanlı bir terör örgütü karşıtlığıdır. Onun içinde de diyoruz ki milli irade bizim için esastır. Size verilen her oy değerlidir. Bizim için asıl olan demokratik siyasettir. Buyurun, sizi demokratik siyasete davet ediyoruz. Buyurun. Sayın Davutoğlu'nun da adını geçirdi. Sayın Davutoğlu dönemin başbakanı olarak bu konuda kamu düzeni tesisi için önemli rol üstlenmiştir. Ve bu olaylardan birkaç gün önce de Selahattin Demirtaş'ı başbakanlıkta ağırlamıştır. Bu mesaj demokratik siyaset mesajıdır. Ama birileri demokratik siyaseti tercih etmeyecekse o onların bileceği iştir. Bu ayrı bir konu. Dediği konu insan içine çıkamazlar dediği konu terör konusu değildir. İnsan içine çıkamazlar dediği konu dönem 7 Haziran 1 Kasım arasında ülkenin hükümetsiz bırakılması ile ilgili bir eleştiri. Diğeri de parti içerisinde bir eleştiridir. Ve bunu da o konuşmada açıklamasını yapmıştır. Çarpıtmayla bir yere varamazsınız. Ben tekrar diyorum, bizim için asıl olan demokratik siyasettir. Demokratik siyasetten yanaysanız buyurun beraber siyaset yapıyoruz. Buyurun Sayın Çömez. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Şu sıralarda iktidarla aslında birçok kereler karşı karşıya geldik. Çok nadir de olsa ortak konularda mutabakat sağladığımız oldu. Görüyorum ki bugün buna benzer bir olay yaşandı. Ve iktidarın grup başkan vekili yaptığımız değerlendirmelerle ilgili teşekkür etti. Bu meclise yakışan bir tavırdı. Fakat DEM Parti'nin Sayın Grup Başkan Vekili bizi iktidarla beraber olmaya, iktidarla hizalanmış parti olmayla tanımladı. Ben de kendisine diyorum ki biz gerektiği zaman bu parlamentoda, millet iradesinin tecelli ettiği bu parlamentoda her şekilde insanlarla otururuz, konuşuruz, beraber oluruz. Yeri gelirse tartışırız. Ama bu ülkede, bu parlamentoda DAE ile hizalanan, PKK ile hizalanan sizlersiniz. Defalarca bütün parti grupları çağrı yaptı. Kalkın bu lanet örgütü kınayın. Terörü kınayın. Aç.
Kendinizi bu ülkedeki Kürt halkının temsilcisi olarak görmeyin. Biz Kürtleri sizden daha çok seviyoruz. Kürtler bu ülkenin saygın ve birinci sınıf insanlarıdır. Onları istismar ederek siyaset yapmayın. Arkanıza aldığınız dağı ve terör örgütünü istismar ederek siyaset yapmayın. Bir ayağınız Brüksel'de, bir ayağınız Kandil'de. Çekin ayağınızı oradan, gelin Ankara'ya. Doğru düzgün siyaset yapın. Yapacaksanız demokratik siyaset yapın. Bırakın artık bu insanları istismar etmeye ve bu insanların yakasından elinizi çekin. Öreceğim ben. Buyurun. Bir deneyim, ben konuşacağım. Saliha ben konuşacağım. Bir siz. Şimdi Sayın Çömez yeni tabii grup başkan vekilliğinde, çok usul de bilmiyor olabilir. Kendisini hoş görüyorum. Ama şunu söyleyelim. Böyle bize ayar vererek hadi onu söyleyin, hadi bunu söyleyin de biz size alınacak insanlar değiliz. Biz bu ülkede siyaset yaparken kelle koltukta geziyoruz. Yerinizde geçen hafta oturan bizim meclis başkan vekilimiz 36 defa ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyordu. Vekillikten sonra kaç defa cezaevine girip çıktığını ben bile bilmiyorum. Şu anda bu ülkenin yüzü suyu hürmeti olan, demokrasi mücadelesinin öncüsü olan Sayın Demirtaş, Sayın Yüksektağ ve bütün arkadaşlarımıza 400 yılı aşkın cezalar verildi. Siz kime neye parmak sallıyorsunuz? Ben önce onu sormak istiyorum. Diğer bir mesele. Birileriyle hizalanmak istiyorsa, göz kırpmak istiyorsa vallahi yine... Bitirin ya. Mesajlarınızı açık verin. Başka biz ona bir şey demeyiz. Ama şu bir hakikati görün. Bakın ben size isim veriyorum ya. Hakan diyorum. Hakan soyadını şimdi bakacağım. Baksur. Hakan Baksur Varto'da katledildi polis kurşunuyla. Şimdi polis kurşunuyla öldürülmüş. Asker kurşunuyla öldürmüş. Size onlarca Adana'da Kadir Bağdu'yu, yine Ahmet Albay'ı ve diğer Ekrem Kaceroğlu'nu sayabilirim. Şimdi bunlar devletin ya da paramiliter güçler eliyle öldürülmüş. Nasıl oluyor da biz bunun sorumlusu oluyoruz? Nasıl oluyor ya? Benim hem partilim ölüyor, benim halkım katlediliyor ama sonra ben bütün bunların sorumlusu oluyorum. Neden? Çünkü biz demişiz ki Kürtler Kabani'de katlediliyor. Ey halkımız, bu katliamın önüne geçin demişiz. Bu katliama karşı tutum alın demişiz ve bu bir suç, öyle mi? Siz, bu nasıl bir suç olabilir ya? Ya tamam, çok teşekkür ederim. Buyurun. Tekrar söylüyoruz. Biz o IŞİD karanlığına karşı mücadele ettik, mücadele edeceğiz. IŞİD'e karşı sokağa çağrı yaptık. Yarın olsa yine o çağrı yaparız. IŞİD'in halkımızı katletmesine izin vermedik. Teşekkür ederim. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Ya Özlem Hanım orada kardeşim ya. Bir dakika. Kobani davasını konuşuyoruz. Ben bir siyasi partinin genel başkanının ve bir siyasi partinin insanlar ölsün diye insanları sokağa çağırdığına inanmak istemiyorum. Ancak ben Diyarbakır milletvekiliyim ve oradaydım. Şimdi az önce konuşmacılar paramiliter güçlerden bahsettiler. O gün hem partinin kendi hesabından bir çağrı var, sokak çağrısı, hem Selahattin Demirtaş'ın çağrısı var. Ve eş zamanlı olarak maalesef ondan önce örgütün de çağrısı var. Ve paramiliter güçler yoktu ama birileri hazırlığını orada yapmıştı. Bu hazırlığı yapmıştı. Şimdi Kobani meselesi üzerinden tam 10 yıldır bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ve bunun üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı ve partimiz yalan yanlış bir sürü şeyle itham ediliyor. Ben sadece burada yorum yapmadan Kobani'de ne oldu onu anlatacağım, takdiri millete bırakacağım. Değerli arkadaşlar, Kobani IŞİD terör örgütü Suriye'ye girdikten sonra bir Kürt beldesi olan Kobani'ye saldırı düzenlediği zaman biz düşmanlık etmişiz. IŞİD'e o zaman tank verdiğimiz iddia edildi buralarda. Biz ne yapmışız? Onu söyleyeceğim. İtirazı olan da gelsin itiraz etsin.
Kobani çatışması ve direnişi sürerken 5700 tır insani yardım Kobani'ye ulaştırmışız o sürede. 21 bin ton inşaat malzemesi Kobani'ye göndermişiz. 3000 kişiyi orada çatışan direnişçilerden 3000 kişiyi Diyarbakır, Antep ve Urfa hastanelerinde tedavi etmişiz. 40 tane ambulans, 40 ambulans sınır kapısında beklemiş ve sınır kapısı sürekli açık tutulmuş. Hatta çözüm süreci bittikten sonra bile o sınır kapısı kapatılmadı. Bir günde, iki hafta içinde 210 bin insan Kobani kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. 100 bini Suruç'ta olmak üzere onlara sahip çıkıldı. 35 bin kişilik Suruç'ta Türkiye'nin en büyük çadır kenti kuruldu. Ve hani bizi suçluyorlar ya, orada insanlar katlediliyor. Suruç'ta çatışma için geri dönmek isteyenlere de gönüllü geri dönüş hakkı verildi. Yani evet, geldiniz 210 bin kişi, çocuklarınızı getirdiniz ama orada çatışmaya da gitmek istiyorsanız, direnmeye gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz dendi ve oradan gidenler de oldu. Daha sonra bu da peşmergelerin 100 araçlık ağır silahlarla geçişine Tayyip Erdoğan'ın iradesi müsaade etti ve ondan sonra IŞİD dış mahallelere kadar gelmişken peşmergeler gittikten sonra kurtarıldı. Şimdi 6-7 Ekim olaylarının ve bir sürü burada bin defa Kobani düştü düşüyor lafı üzerinden bir iftira atıldı. Bunu da çürüteyim, takdiri millete bırakayım. Şimdi hangi cümle içinde kullanmış Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı bu lafı? 7 Ekim 2014 Gaziantep'te konuşuyor. Şimdi batıya sesleniyorum diyor. Yani sözü batıya. Havadan bombalayarak bu sorunlar çözülmez. İşte bir IŞİD terör örgütü çıktı, Suriye'de güç buldu. Bunlar İslam adına Allahu Ekber diyerek Allahu Ekber diyenleri öldürüyor. Müslüman Müslümanı bu şekilde öldürebilir mi? Müslümanın Müslümana canı, kanı, malı, ırzı haram. Sayın Başkan, Sayın Ensarioğlu söyledi. Birincisi hani yardım ettiklerini söylüyorlar. Doğru, koridor açıldı. Ama koridor nasıl açıldı? Dünyanın baskısı ve insanların tam da demokratik tepkisi sonucunda. İkincisi Tayyip Erdoğan asker gönderme meselesini de o gün söyledi Sayın Ensarioğlu. Evet, asker göndermek istiyordu ama IŞİD'le savaşmak için değil, oradaki Kürtlerle savaşmak için gönderiyordu. Bu iki. Üçüncüsü, onlarca defa dönüp yalanlardan bahsediyor ya, Yasin Börü'nün ölümü üzerinden algı yaratan bizzat kendileri ve kendi partilerinin genel başkanları. Onun için bir hakikat varsa, ortada bir yalan varsa, bunu yapanların aslında en nihayetinde kendiniz olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Bakın, biz Diyarbakır'daydık. Diyarbakır'da öldürülen onlarca isim var. Size sayayım. Bunları iki gündür sayıyorsunuz yani. Buyur. Buyur. Açıverin. 19 yaşındaki Süleyman Kala, Turan Yavaş, Yusuf Tokar, Riyad Güneş, Mahsun Çoban, Hasan Gökyüz, Ahmet Dağkalk, Mardin'de, yine diğer yerlerde kim öldürdü bunları? Hizbul Kontra öldürdü, asker öldürdü, polis öldürdü. Şimdi siz neyin algısını yaratıyorsunuz? Dünya ayağa kalkmış, çağrı yapıyor. Siz burada sınırınızın dibine koridor açmışsınız diye övünüyorsunuz. Yapmanız gereken bu değil mi zaten? Yapmanız gereken insanlığın, vicdanın, hukukun gereği bu değil mi zaten Sayın Ensarioğlu? İnsan olan bunu yapar zaten. Geç yaptınız. Yapılmasını da toplumun emri. Peki, teşekkür ederiz Sayın Koçyiğit. Sayın Ensarioğlu, buyurun. Tekrar ederim inşallah. Şimdi 6-7-8 Ekim olaylarında ölenlerin bir kısmı Hüdaparlı, bir kısmı sıradan vatandaş, bir kısmı da bizim üyemiz diyorsunuz. En çok bizim üyemiz öldü diyorsunuz. Bunun ne kıymeti var? Ölen herkes değerlidir. Ölen herkes kıymetlidir. Keşke hiç kimse ölmese. Sen sokağa çağırdıktan sonra bu ölümlerde sizin acaba günahınız yok mu? Bunu sorgulamak gerekmez mi? Siz burada
ısrarla, siz burada ısrarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin Kobani meselesinde yaptığı yardımları ben burada sıraladım. Siz gelin bir tekine itiraz edin. Tabii ki bir şey yapmak gerekiyordu. Peşmergeleri oradan geçirmek bir riskti. O kadar çok övündüğünüz, desteklediğiniz Can Dündar'ın yazısı vardı o gün. Aynı gün makalesi vardı. Türkiye bunu da mı görecekti diyordu. Bunun üzerinden bize CHP'nin saldırmadığı, söylemediği laf kalmadı. Ama bugün kol kola girmişsiniz. Bir dakika Galip Bey, yani bir dakika. Sizin bu ittifakınızı da. Şimdi. Fark etmez. Dün kim burada sataşmadan cevap verdim. Lütfen laf atmayın. Galip Bey'in konuşmasını dinleyelim. Buyurun. Dün burada sataşmadan dolayı cevap verdim. AK Parti en çok CHP çözüm süreci ve Kürt soruna getirdiğimiz çözümlerle ilgili vuruyor, muhalefet ediyor. Ama her ne hikmetse siz sürekli kol kolasınız ve her seçimde koltuk değneğisiniz. Bunu da herhalde Kürt halkına bir şekilde açıklarsınız. Saygılar sunuyorum. Birleşime 5 dakika ara veriyorum.